İyi geceler sevgili seyirciler. Haftanın ilk programında yine sizlerle birlikteyiz ve bugün korkuları gidereceğiz. Sevgili seyirciler, eğer korkularınız varsa ve bu korkularla baş edemiyorsanız, bu korkular hayat kalitemi bozuyor, hayat kalitemi gerçekten sıkıntıya soktu diyorsanız bu akşam bu programı lütfen sonuna kadar izleyin. Üç değerli konuğum var. Üçü de korkular üzerinde çalışıyor ve ayrı ayrı hayat dilimleri aşamaları üzerinden konuşacağız. O bakımdan bu akşam istiyoruz ki mümkün olduğunca tabii korkuları gidermiş olalım. Korkulara ilişkin ne kadar soru varsa zihninizde az sonra yönetmenim Ayhan Palan'ı ekranda göstereceğim. İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak lütfen sorularınızı iletmeye çalışın. Korkularımız ve hayat kalitesi temel başlığımız. Bu başlığın altında alt başlıklarımız da var. Mesela korku hayatın neresinde sorusuna cevap arayacağız. Korku öğrenilebilir bir şey midir? Korku bulaşıcı bir şey midir? Buna cevap arayacağız. Korkunun sebepleri üzerinde biraz düşünmeye çalışacağız. Korkuda bir ölçü olmalı mı? Yani korkusuz olmak da aslında psikologlar tarafından, psikiyatristler tarafından önerilen bir şey midir? Yani korku kötü bir şey. Peki korkusuzluk iyi bir şey mi? Bu dengenin de nasıl olması gerektiğine bakmak istiyoruz. Çocukluk çağı korkuları, ergenlik korkuları, yetişkin korkuları, korkunun ruhsal yanı, nöropsikolojik yanı, bütün bunlar bugün merceğimize alacağımız konular sevgili seyirciler. Yetişkinlik korkularını da elbette konuşacağız. Çok önemli. Korkunun yenilebilirliği konusunda son mesajlarımızı da buradan vereceğiz. Korku yenilebilir mi? Korku aşılabilir mi? Korkuya bağlantılı diğer problemler tedavi edilebilir mi? Eğer edilebilirse bunu kimler tedavi eder? Buna bakacağız. Yetişkin korkular dediğimizde geçim korkusu, iş kaybı korkusu, aldatılacağı korkusu, yakınlarının kaybı korkusu, hatta işe yaramama korkusu belli bir yaş sonrasında, değersizlik korkusu, belki hastalık korkusu, trafik kazası korkusu gibi aklımıza gelen pek çok korku var. İtibar kaybı korkusu da aynı şekilde. Hatta mesela borcunu ödeyememe, faturasını ödeyememe gibi ileri yaşlarda ciddi korkuların oluştuğuna tanık oluyoruz tanıdıklarımızdan. Belki buna da bakmak gerekebilir. Ergenlik korkusu dendiğimizde başarı korkusu elbette akla geliyor. Elbette sınav korkusu akla geliyor. Elbette arkadaş grubunu kaybedeceği ve kendisine ait olarak gördüğü yerle kopabileceği gibi bir durum da akla geliyor. Bütün bunlara korkacağız, bakacağız. Gelecek korkusundan bahsedebiliriz ama gelecek korkusu çocuk korkusu mudur? Ergenlik korkusu mudur? Yoksa ebeveynlerin bulaştırdığı bir korku mudur? Belki buna da cevap verme imkanımız olabilir. Mesela çocukluk çağı korkularında masalların etkisi var mı acaba? Korku filmlerinin etkisi var mı? Uyutmak için ve özellikle misafir varsa ya da anne yorgunsa, baba yorgunsa bir an evvel uyutmak için çocuğa söylenmiş olan kimi mitlerin, korkutucu cümlelerin, hikayelerin, masalların etkisi ne kadar? Korku filmleri açısından buna da bakacağız. Annenin baba ile korkutması acaba ne anlama gelir? Belki buna da bakma fırsatımız olur. Oyuncakların alınacağı korkusu, yeni bir kardeş geleceği için acaba bazı konularda sevilmeme korkusu gibi kimi korkuları da çocukluk korkuları içerisinde konuşmamız gerekir mi? Bütün bunlara ilişkin sorularınızı cevaplandıracağız. Uzun bir giriş oldu ama konu çok geniş. O bakımdan bu ayrıntıları verme ihtiyacımız oldu. Dönelim stüdyomuza. Hemen konuklarımızı takdim etmek isterim size. Yıldız Burkovic, uzman psikolog, nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde poliklinik yapıyor. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nin hocalarından uzun zaman birlikte çalışmıştık. Daha evvel de başka bir kanalda yine birlikte çalıştık. Radyo programlarımız dönemimizde oldu. Evet. Fakat korkuları bitiremedik herhalde Yıldız Hanım. Uğur Bey, hiç bitmiyor nedense. Bitirebilir miyiz? Vallahi hiç zannetmiyorum bugün de hiç biteceğini. Çünkü galiba korku hayatla başlayan ve aslında bu hayattan göçüşe kadar da değişik aşamalardan geçerek söylemeye çalıştık. Şekil değiştiren bir durum. Ama evet, belki patolojik kısmı biraz önemli. Biz bugün oralarda dolaşacağız ve tedavi edilebilirliklerini sizden duymak isteriz. Siz zaten korkuyu yazan birisi. Korkulacak ne var dediğinize göre aslında yenilebileceğini de buradan baş edilebileceğini de söyleyebiliriz. Yani mutlaka baş etme yolları var tabii ki. Peki, teşekkür ederiz efendim. Sizi duyurduğumuzda bugün işte Yıldız hocamız var, Yıldız hocamız var diyorlar. İşte ben de onlara diyoruz ki başınıza yıldızlar yağsın. Ama Yıldız Hanım varken belki ona da gerek kalmayabilir. Korkularımızı bugün sizlere yenmek isteriz. Tekrar efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yine ilk kez misafir ediyorum. Gökçe Cömert, uzman psikolog. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz sizde. Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde
Üsküdar Üniversitesi'ni birlikte çalışıyorsunuz Yıldız hocamızla, Nevzat Aran hocamızla ve diğer misafir ettiğim diğer konuklarımla birlikte. Çocuk korkuları üzerinden, belki biraz ergenlik korkuları üzerinden sizinle konuşmak isteyeceğim. Bu konuda çalışmalarınız var, hazırlıklarınız var, deneyimleriniz var. Bizimle paylaşırsanız çok memnun olacağım. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, diğer konuğum Gaye Kağan, yine uzman psikolog, nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde birlikte çalışıyorsunuz Yıldız hocayla, diğer hocalarımızla. Hoş geldiniz. Korkunun belki nöropsikolojisi, korkunun biyolojisi, korkunun ruhsal etkisi, korkunun hayatımızın kalitesini nasıl bozduğuna ilişkin söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Tabii işin nöropsikolojisi dediğimizde işin beyin kısmı var, psikoloji kısmı var, hayatı kıskaca alma kısmı var. Belki bizim abarttığımız yanları var. Belki bilmediğimiz pek çok şeyi anlatacaksınız. Hoş geldiniz efendim. Sevgili seyirciler, söylemekte yarar var. Son takdim ettiğim değerli konuğum Gaye Kağan'ın bir de ikizi var. Daha önce bir programda misafir etmiştik. Artı eksi programında galiba. Hayat tercihtir programında. Üsküdar Üniversitesi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Ben Gamze ile galiba, değil mi? Gamze. Gamze ile Gaye Hanım birbiriyle karıştırıyorum. Her defasında Gaye Hanım'a söyleyeceğim şeyleri Gamze Hanım'a söylüyorum. O beni büyük bir nezaketle dinledikten sonra benim ablam diyor. Bugün umarım böyle Gamze ve Gaye karışması olmaz. Bu da bir hoşluk diyerek başlayalım. Sevgili seyirciler, ekranda canlı bağlantı telefonumuzu görüyorsunuz. Burada misafir etmek isterim size. Hatırlatalım. 216 alan kodumuz 633-06-58'den bize ulaşmanız mümkün. Bekliyorum sorularınızı. Geri iletişim bilgilerimizi de zaman zaman ekranda göreceksiniz. Twitter adresimiz var, Facebook adresimiz var, elektronik posta adresimiz var. Buralardan sorularınızı bekliyoruz. Zaten Facebook'tan da gelmeye başladı. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. Yıldız Hanım, sizin bir kitabınız var. Oğuz Tan'ın da katkıda bulunduğu bir kitabınız var. Gaye Hanım belki biz konuşurken gösterecek, ekrandan yönetmenim Ayhan Pala da görebilir. Korkulacak ne var diyorsunuz. Biz aslında ürkütmeden başlayalım dilerseniz. Yani korkulacak ne var diyelim. Aslında korkunun yenilebileceği olumlu pozitif mesajıyla başlayalım. Ama mesela korkunun ne olduğunu, korkunun bulaşıcı olup olmadığını, korkunun hayatın neresinde olup olmadığına ilişkili bir girişle başlayalım dilerseniz. Ardından daha sonra patolojik kısma girmiş oluruz. Yani korku ne aslında korku her yerde var. Bilinen bir kavram, çok fazla bilinen bir kavram. Hatta biz buraya gelirken trafikten korkarak geldik. Üçümüz birlikte. Ve 15 dakika içerisinde geldik. 2 saattir buradayız. Bizi güzel bir şekilde ağırladılar. Kanaldakiler sağ olsunlar. O yüzden hani aslında korkacak pek fazla bir şey yok. Eğer olumsuzu beklemiyorsak bizler. Olumluyu beklediğimiz zaman ve pozitif olarak baktığımız zaman genellikle korkunun aslında zihnimizde çok fazla yeri yok. Ama bizler onu biraz fazla abartıyoruz, büyütüyoruz. Yani bizler mi büyütüyoruz diye not alıyordum. Siz o evet. Eve geldiniz. Biz mi büyütüyoruz efendim? Biz büyütüyoruz Uğur Bey. Yani bayağı büyütüyoruz hem de. Bazen çok küçücük küçümsüyoruz hatta. Korkulmayacak bir şeyin üzerine çok fazla gidiyoruz. Bazen de çok çok fazla büyütüyoruz. Gereğinden fazla. İşte orada zaten patolojik korkular, gerçek korkular, sanal korkular, birçok korkular devreye girebiliyor. Biz Oğuz Bey'le birlikte o kitabı yazdığımızda sanıyorum 618 tane korku vardı. Şimdi eminim onlar 1000 küsur falan olmuştur. 2006 senesiydi. Yani aslında artan bir durumdan da bahsediyoruz. Evet, çünkü hayat geliştikçe evet. Yeni korkular da, değil mi? Çıkıyor, dijital korkular çok fazla çıkıyor. Mesela evet. Kendiniz Facebook'ları var, Twitter'ları var. Buradan takip ediliyor mu, kimliklerim alınabiliyor mu? Hı-hı. Acaba bu işletmeler başka türlü bilgilerimizi de ediniyor gibi. Belki hı-hı. Orada yer almayan ve artarak devam edecek başka türlü korkularımız da evet maalesef var. Ki onlar da var. Trafik dediniz aslında. Biraz buradan yürüyelim. Trafik günlük hayatımızın kalitesini düşüren korkulardan birisi. Siz bugün erken geldiniz ama genelde trafiğe yakalanıyorum ben. Evet maalesef. Gelirken son birkaç haftadır. Fakat trafik kazaları korkusu ya da trafikte kaza yapmayacağım. Ben müthiş bir adamım. Çok iyi araba kullanırım. Arabayla bütünleşelim korkusuzluğu da bizim korkumuzu artıran bir durum mu? Biraz trafik ve hayat kalitesi açısından tabii biraz İstanbul hani Büyükşehir boş vermişlik olduğu zaman insan umursamıyor ve bir anda atıveriyor kendisini. Bazen de çok fazla önemsiyor ve kenardan kıyıdan gidiyor diyelim. Ama burada
kişinin kendisine aşırı güvenmesinden çok temkinli olması, ihtiyatlı olması, dikkatli olması çok çok önemli. Aslında korku devreye girdiği zaman hepimizde o dikkat kavramı ya çok fazla çıkıyor ya da çok fazla aşağılara doğru inmeye başlıyor. İkisini de önermediğimiz bir durum anladım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Yani o yüzden bir şekilde bir hani beynimizi ya da kendimizi ya da geçmişteki tecrübelerimizi elimize alıp onlarla birlikte yaşantıyı daha kaliteli hale getirebiliriz. Gerçekten korkunun dozunu ayarlayabilmemiz aslında çok önemli. Bazen de hani birbirimizi korkuturuz bir şekilde. Herhangi bir şekilde. Bazen şakalar vardır, korku şakaları. Hiç sevmediğim şeylerdir aslında benim. Yani nefret ettiğimde eğlence amaçlı kullanılır. Evet. Çocukken yapardık mesela, bir işte köşeye saklanır. Birisi bir yere gidiyor. Evet. Kendini kaptırmış. Birdenbire ortaya çıkarak ve işte B falan diye böyle korkutarak refleksleri de harekete geçiren. Öyle bunlar ama çok ciddi efendim bir şekilde bir hayatı da sonlandırabiliyor kişinin. O yüzden ben birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ya da kalp krizi geçirdiğini duymuşluğum var. Yani herkesin bir şakayı evet kaldırma kapasitesi vardır. O da tabii ki çocukluk döneminde başlayan durumlardır bunların hepsi. Belki hani o çocukluktaki o şakacılık halleriyle birlikte diğer alanlara yönelik olarak da durumun farklılaşmasını sağlayabiliriz sanıyorum. Şimdi tabii korkuları konuşunca elbette çocukluk dönemini konuşmak evet lazım ama belki hamilelik dönemi bile önemli. Yani bugün ona ilişkin bir şey söylerim bilmiyorum ama yeri gelmişken Gökçen'le ilgili mesela korku yoğun yaşandığı bir aile, işte çatırtmalar başlamış, kimse kimseyi duymuyor, yüksek sesler var, işte kavgalar var, incitici durumlar, sözler var ve bir de hamilelik var. Çocuk bundan etkilenir mi acaba? Tabii ki de etkilenir. Şimdi aslında ilk olarak hani korkunun biraz tanımını ilk başa dönersek yapmak gerekirse herhangi bir tehlike karşısında kişinin verdiği bir tepki aslında. O yüzden aslında biz kişinin korkmasını bekliyoruz ki ona karşı önlem alsın. Bu yüzden aslında faydalı bir duygu ama Yıldız Hanım'ın da söylediği gibi fazlası olması sıkıntı. Şimdi aile ortamında aslında siz ilk sunarken söylediniz. Korku hayatın neresinde sorusu evet vardı alt başlığınız. Belki korkular bulaşıcıdır dediniz. Aslında hani bu söylediğini söylemle birleştirdiğiniz zaman onu eğer hamilelik döneminde bu tarz bir tepki alan bir annenin korkularını kendisine bulaştırıyor olması ve karnındaki çocuğuna bulaştırıyor olması çok olası. Bu sebepten dolayı aslında ona bir cevap vermek gerekirse bulaşıcı ve anne de tabii ki de bu durumdan etkilenecektir. Çocuk da daha sonrasında öğrenilmiş olarak bunları kendisine almış olarak doğacak ve ilerleyen süreçlerde o da belki korkusuyla baş edebilmeyi başaramayacak ve patolojik bir seviye haline gelebilecek korkuları. Evet. Çocuk korkularını ayrıntılı konuşmak isterim. Biraz sonra ona girelim. Tabii. Mesela çocuğun da korkuları olabilir ama anne babanın yanlış tutumları da çocuğu korkutabilir. İşte okullar başladı, okul korkusu, okul reddi gibi durumlar da bugünlerde gündemde. Belki seyircilerimizin aklına buna ilişkin sorular da gelebilir. Belki onlara da cevap verirsiniz. Tabii. Ben Gaye Hanım'a mesela korkuya ilişkin iki tür tepkim, yani genelde iki tür tepkimizin olduğunu düşünüyorum. Biraz buradan bir yorum da acaba bulmak mümkün mü? Korkularımızı içimize atıyoruz birinci tepki. Dışarıya karşı korkusuz görünüyoruz. Aslında biz korkmayan bir tip gibi davranıyoruz. Fakat aslında bir şeylerden tırnak içerisinde tırsıyoruz. Çok da korkuyoruz. Fakat statü gereği ya da pozisyon işte gereği korkmuyoruz gibi düşünüyoruz. Ama o korkular içimize atıyoruz. Mesela acaba eşim gitti ama geri dönebilecek mi? Çocuğum okula gitti, geri dönebilecek mi? Bugün böyle olabilecek mi? Bugün iş görüşmem var. Acaba başarılı olabilecek miyim? Ya da işte eşim bir gün beni aldatacak mı? Beni terk edecek mi? Anne babamı kaybedersem ne olacak? Kedimi çok seviyorum. Acaba onu kaybedersem ne olacak? Yani uzatabiliriz. Şimdi bu tür korkular var ama bu korkular hiç kimseyle paylaşmıyor. Tamamen içerisine atıyor. Şimdi bu hayat kalitesini bozar mı? Buna bir cevap arayalım. Bir de korkuların tümünü dışarıya atıyor. Ve daha yüksek sesle, abartılmış bir biçimde, yani diyelim ki 10 derece korkulması gereken bir korkuysa bunu çok daha yüksek algılıyor ve ona 100 puanlık bir değer veriyor. Bu ikisi arasındaki durumu nöropsikolojik açıdan nasıl değerlendirebiliriz?
korkuya yaklaşımımız nasıl olmalı? Bir de değerlendirirseniz buradan başlayalım. Aslına bakarsanız hani korku organizmanın biyolojik olarak kendini koruma sistemidir. Bu nedenle aslında korku da olmalıdır hani bizden bir parça. Hani söz ettiğiniz şey hani işte çocuğum okula giderse oradan gelir mi, başına bir iş gelir mi gibi korkular ya da daha öncesinde bir şey yaşadıysa tekrar olur mu gibi. Bu gibi korkular biraz yaşantıyla da deneyimlerle de ilişkili. Beyinde bir öğrenme sistemi var. Hani bir şey öğrenmeden onların üzerinden korku kaygı olması çok mümkün değil ama bazen yaşamadığımız olmayan şeylerle ilgili de kaygılar olabilir. Mesela diyelim ki nesne korkularına belki geliriz ama yılan hiç görme ihtimalimiz yok. Korkarız. Mesela timsahı hayatta görmeyeceğim. Hiç öyle bir yerlerde yokum. Ama rüyalarıma girebiliyor ve timsahtan korkabiliyorum şöyle, mesela. Hani sosyal öğrenme dediğimiz şey var. Sonuçta timsahı hiç görmesek de yılanı hiç görmesek de bir şekilde öğrendiğimiz sosyal ortamda toplum arasında öğrenilen, duyulan şeyler de var. Ama biyolojik, nöropsikolojik yanına baktığımızda bunun beyinden bir öğrenme sistemi var. Genelde korkular böyle belirsiz, net bir şeyi belli olmayan, tehlike ve tehdit algısı olan durumlarda açığa çıkar. Hani normalde biz önce ilk görürüz. Gördükten sonra bu aslında korku merkezi beyindeki amigdala bölgesidir. Burada açığa çıkar. Ve oradan sonra ilk tepki korkuyu olarak... Korkuyu yorumlayan merkez amigdala bölgesi korkuyu yorumlayan değil. Korku ilk hissettiğimiz merkez amigdala. Amigdala bölgesinden sonra çeşitli diğer bölgelere de gidiyor. Bunlardan biri diğer organlardan geri bildirim alır. Onun öncesinde ne yaptıkları ile ilgili bir rapor alır. Ondan sonrasında bir diğer organlardan da tekrar iletilir. Çalışma belleği dediğimiz prefrontal kortekste yer alan alanda da bunların hepsi toplanır ve ona göre her yerden aldığı cevaba göre bir tepki verir beyin. Aslında baktığımızda hepsi beraber bir grup çalışması yapıyor. Herkesin kendi sorumlu alanı var. Herkes kendi sorumlu alanından sorumlu ve onu müdüre, baştaki hiyerarşik bir şekilde kimse asıl sorunları ona yönlendiriyor ve orada bir karar mekanizması olarak savaş ya da kaç, o korkuya karşı ne tepki vereceğini veriyor, belirliyor. Bu şekilde aslında hani nöropsikolojik açıdan yorumlayabiliriz. Yani sanki burada anlattığın şey beyinde bir nevi kurmaylık bilgisi var. Bir genel kurmay var orada. Olayları yorumluyor, algılıyor. Tehdit mi, değil mi? Dost mu, düşman mı? Tehditse ne kadar tehdit? Yenebileceğim bir tehdit mi? Altında kalabileceğim bir tehdit mi? O zaman kaçmalı mıyım, savaşmalı mıyım? Evet. Böyle mi anlayalım anlattıklarınızı biraz daha? Böyle anlayabiliriz. Yani yaşamımızı devam ettirebilmemiz için. Çünkü hayatta her şey biz için yeni ve önemli, farklı şeyler var. Yaşamımızı devam ettirmek adına bunları fark etmek, bunlarla ilgili nasıl başarı çıkacağımızı belirlemek önemli. Bu açıdan hani zaten beyin bu şekilde işliyor. Yani öğrenme sistemi de bu şekilde gerçekleşiyor. Bunun patolojisi ne zaman oluyor? Aşırı algıladığımız zaman, Yıldız Hanım'ın da söylediği gibi bir şeyi fazla aşırı algıladığında, işte subjektif olarak algılamada fazlalık olduğunda bu noktada patoloji başlıyor. Ama normalde hani korku ve kaygı yaşamımızı devam ettirebilmemiz için olması gereken bir şey. Biyolojik sistemimizi korumamız için olması gereken bir şey. Harika bir yorum. Çok teşekkür ederim. Bunun üzerinden de gidebiliriz. Aslında çok iyi bir temellendirme yaptı Gaye Hanım. Belki testlerle acaba korku belirlenebilir mi? Ya da korkusunu diyen kişiler kimi, bazı nöropsikolojik testlerle onu anlamak mümkün mü? Belki süreç içerisinde buna da bir temas ederseniz. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Buradan yürümek gerekirse Yıldız Hanım. Korku öğrenmeyi bozar mı? Ya da öğrenmeyi problemli hale getirir mi? Eksik çok hale getirir etkiler. Mi? Yani mesela aslında öğrenmek istediğim bir durum. Fakat öyle bir patronum var ki soramıyorum. Ya da öyle bir öğretmenim var ki yanından geçirmiyorum. Öğrenme algılarım yerinde. Fakat korku nesnesi ya da figürü, korku algısı belki benim öğrenmemi bozuyor. Olabilir mi? Bu yan şirketler açısından, yönetim açısından, okullar bakımından buraya bakalım. Tabii ki korku anksiyeteyi tetikler, yani kaygıyı tetikler. Kaygıyı tetiklediği için de stresi açığa çıkartır. Stres açığa çıktığı andan itibaren de kişide öğrenme pozisyonu yavaşlamaya başlar. Ve yanlış algılamalar başlar, hatalı algılamalar başlar. Kavrama değişmeye başlar ve kavramalarla birlikte kişinin öğrenme kapasitesi de zayıflamaya başlar. Aslında çocuk ya da yetişkin ya da ergen veya yani o konuda son derece deneyimli kişi biliyordur ne yapılması gerektiğini. Fakat bunu tam olarak uygulamayabilir de
Aslında bilir her şeyi. Fakat öyle bir donmuştur ki sanki karşısında böyle bir büyük bir tehlike varmış gibi durur, donar, hiçbir şey hatırlamaz. Bütün bilgilerin hepsi kaybolmuştur kafada. Hiçbir şey yoktur. Sıfır. Çünkü benim mesela, güvenli alanda öyle. Evet. Öyle bir şey var. Mesela sınav korkusunda bunu galiba yaşıyoruz. Öğrendiği, diyelim ki deneme sınavlarında çok başarılı ama sınavın, yani gerçek sınava girdiğinde bazı kaygıları ya da korkular çıkıyor, sebebiyle evet. O galiba geri çağırması mümkün olmuyor ya da o bilgileri ortaya koyamıyor. Böyle diyebilir miyiz bu? Tabii ki diyebiliriz. Aslında hani beyinle ilgili ve nöropsikolojik durumlarla ilgili Gaye Hanım daha net olarak söyler. Çünkü o tarzı testleri de çok fazla yapan olduğu için hani ona birazcık lafı verirsek daha farklı açıklar diye düşünüyorum. Böyle testler korkularda kullandığımız evet. Ne yapıyoruz? Şu şekilde sadece hani güvenilir bir ortamdan söz ettik. Hani korku olduğunda, kaygı olduğunda bunu böyle yapmalısın dediğin. Hani bir çocuk sınava girerken anne ya da baba ya da öğretmen başına durursa şöyle yapacaksın derse hani orada o çocuktan başarı beklemek çok anlamlı değil. Çünkü beyin sadece güvenli alanda öğrenir. Yani güvensiz bir ortam, tehlike, tehdit... bir şekilde beynin kendi kendine radarlarını belirleyip alarma geçmesine neden oluyor. Ve öğrenme süreçlerini de yavaşlatmaya neden olur. Bu açıdan hani çocuklara güvenli ortamı sağlamak, sadece çocukları değil yetişkinlerde, bütün bireylerde güvenli ortamda bir şeylerini öğrenmek daha iyidir. Güvendikleri ortamda merak ederler, daha fazla öğrenmek isterler. Aslında baktığımızda beyinde... motivasyonel bir öğrenme sistemi vardır. Yani bir şeyi mutlu olup, motive olup onunla beraber ancak çalışabilir. Mükafatlandırma sistemi. Önce kişiyi mükafatlandırmalıyız, ödüllendirmeliyiz ya da bunlarla neyle karşılaşacak onları göstermeli, görmeli ki ona yönelik öğrenme motivasyonu da artsın. Ve işte onunla beraber bir şeyleri öğrenmek, çalışmak için azmetsin. Ama korktuğu an, kaygılandığı an beyin hani öğrenme sürecinden çok kendini ketlemeye gider. Bu süreçte hani çocuklarda da Gökçe Hanım daha iyi aktaracaktır o noktayı. Öğrenme süreçleri daha zorlayacaktır. Evet, aslında tam burada söylemek istediğim bir şey var. Hani siz de ilk başta değindiniz. Ebeveynler daha çok korkuyu çocuklara eğitme amacıyla kullanıyorlar. Yani sen bunu bu şekilde yaparsan işte seni cadılar alır götürür ya da işte ne bileyim seni ödüllere vereceğim gideceksin şeklinde. Hani bir şeyleri, bir davranışı öğretmek için. Şimdi Gaye Hanım'ın söyledikleriyle biraz onları birleştirirsek aslında çocuk bu şekilde bir şey öğrenemeyecek. Bu sebepten dolayı çok da yanlış bir şey yapıyorlar ve zaten de bu davranışların sonuçlarını da olumsuz bir şekilde alıyorlar. Diğer aksine çocuk öğrenme süreçlerini kapıyor oluyor ve başaramıyor oluyor. Ve bir diğer taraftan da aslında belki söylemek gerekir burada. Birçok araştırma kaygının, korkunun belli bir düzeyde korunduğu zaman belki biraz daha üstünde kişinin performansını daha da gösterebildiğini gösteriyor. Kıvamında olması evet. Diyebiliriz belki. Aynen öyle. Bu bağlamda yani fazla korkutarak yani korkuyla bir şekilde eğitim vermenin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Peki. Yani korkularını itiraf edemeyenler varsa seyircilerimiz içerisinde ki genelde itiraf da etmezler. Yani eşine itiraf etmez ya da birilerine. Size gelirlerse galiba onların o testlerle en azından nerelerde bir problem var ya da nereler çalışılabilir buna ilişkin bazı bilgiler tabii, alabilirler tabii. Gibi. Yıldız Hanım mesela sevilmemeyi bazen bir tehdit de içeren yani şantajımsı bir korku nesnesi olarak kullanıyoruz. Sen böyle yapmazsan baban seni sevmez. Ya da işte yemeğin tabağını bitirmezsen şöyle olur. İşte böyle yapmazsan abin gibi başarılı olamazsın. Aslında bu cümlelerin içinde korku nesnesi var, değil mi? Evet. Muhakkak var. Biraz buradan bakıldı. Hatta sevilmeyi bile bir korku unsuru ya da bir şantaj unsuru olarak kullanıyor olmak galiba hayatın tümü açısından baktığımızda kalitesini bozucu bir şey. Tabii buna ki. Nasıl bakarsınız? Tabii ki çok doğru aslında bu şekilde düşünmek hatalı yani. Bu sözcükler çok doğru. Çünkü kişiler çok fazla kullanıyorlar bu sözcükleri. Ve öyle ki mesela bazı çocuklarda yetişkin oldukları zaman ortaya çıkmış kilo almalarında bile... Ah benim işte tombul kızım ne kadar güzelsin sen böyle canım benim seni çok seviyorum tombiş kızım falan dediğinde o kız çocuğu ileride kilo vermiyor asla. Sürekli kilo alıyor. Kilo verirse çünkü babasının onu sevmeyeceğini
düşünmeye başlıyor. Evet. Aslında yine oraya dönüyor. Bir şartlanma süreci aslında. Dayanma anlattığı yere amigdalaya mı döndü? Evet. Özenli süreçlerinden hani söz etmiştik. Evet. Sonuçta o şekilde ödüllendiriyor çocuğunu. Sanki o tombul olduğu için seviyormuş mesajını alıyor. Ve o şekilde hani babasının sevgisiyle mükafatlandığı için yine o mükafatlandırma sistemi dediğimiz sistem devreye giriyor. Ve çocuk o şekilde sevilmek için şişmanlamaya, aslında biraz da Freud'un belki buradan girişi olabilir, bilinçaltında şişman kalmaya yönelik isteği olabilir. Buradan çocuklara bağlayalım. Büyük bir ihtimalle anneler bizden şu anda bunu bekliyorlar. Mesela çocuk korkularının sonuçları olarak, sebep sonuç açısından düşündüğümüzde şunları görebilir miyiz ya da neleri görürüz? Diyelim ki bir alt ıslatmayı kısmen korkuya bağlayabilir miyiz? Yani öyle bir şey anlatıyor ki anne baba, çocuk o sabah dahil olmadığı halde altına kaçırmış olabilir mi? Dışkı olabilir mi? Ya da alt ıslatma buradan itibaren olabilir mi? Ya da o korku nesnesi, yani evde yaşanan gürültü sebebiyle yalnız yatamaz ve anne babanın yanına gelir hale gelebilir mi? Biraz çocuk korkuları, alt ıslatma, işte kaçırma, yalnız yatamama, ışığı kapatmama ya da korkuyorum cümleleri belki ikinci kazanç olarak kullanılabiliyor olsa bile bunun altlarında arar mıyız? Biraz oradan bakar mısınız? Belki hani burada biraz hani nelerden korkar çocuklar? Hani ilk olarak onlardan bahsetmek gerekirse genelde 2 yaş çocukları anneden ayrılmakla ilgili korkuları var. Daha sonrasında işte somut nesnelerden kendine zarar gelecek, işte köpekler olsun. Sonrasında işte sizin de söylediğiniz gibi karanlık korkusu gündeme geliyor. Öcülerden korkmak, hayaletlerden korkmak. Sonra da artık ergenlik dönemiyle birlikte sosyalleşme süreçleri, okulda başarılı olacak mıyım, sınav stresi, o tarz konular gündeme geliyor. Şimdi ilk aslında söylediğinize bağlamak gerekirse burada. Şimdi çocuklar korktuklarını öncelikle bazen öfkelenerek, bazen donarak, bazen de işte ağlayarak belli ediyorlar. Şimdi ilk karanlıktan korkan bir çocuğun annesinin yanına gitme ihtiyacı çok aslında beklendik bir şey. Ya da o korkutularak disiplin verilen bir çocuğun altına kaçırması çok beklendik. O yüzden aslında daha önceden de söylediğimiz gibi bu tarz olumsuzlukları ortadan kaldırmak gerekiyor ebeveynlerin. Son olarak da aslında şuna değinmek gerekiyor burada. Annelerin ve babaların hani burada çok dikkat etmeleri gereken şeylerden bir tanesi de onların çocuklarına çok da fazla müdahaleciye, çok da fazla koruyucu davranmamaları gerektiği. Çünkü bu tarz davrandıkları zaman da sizin de hani bahsettiğiniz bu ikincil kazançlar biraz devreye giriyor. Yani çocuk bir süreden sonra artık hani korkuyorum diyerek belki annesiyle, çünkü beraber yatmak istiyor ve korkuyorum diyerek de onu yaptıktan sonra pekiştirmiş oluyor bu süreci. O yüzden de zaten korkusu devam ediyor. Aslında korku devam etmese bile onu o şekilde ifade etmeye başlıyor. Peki. Kaya Hanım, sizden gidelim belki iki konuya da Yıldız Hanım'ın bir genel değerlendirmesi de gelebilir bu konuyla ilgili. Çünkü nasılsa kitabını yazmış, işin piri diye de görülüyor. Ben mesela korkunun tahribatı diye bir cümle kursam bunun bir karşılığı var mı? Yani korku kişide tahribat yapar. Yani bedensel tahribat, ruhsal tahribat, duygusal tahribat, geleceğe ilişkin korkuları oluşturan bir tahribattan bahsedebilir miyiz? Ya da bunu yıkım da diyebiliriz. Yani korku yıkım sebebi midir? İnsanın yani duygusal yıkımına, psikolojik yıkımına sebep olur mu? İşte ya da sizin tabirinize travmaya neden olur mu? Ve bunlar nasıl, beyinde nasıl yerleşir? Ve hangi süreçte bunları kazımak, tedavi etmek mümkün olur? Ve o ikisinin arasında da hayatta onlar neler yaptırır? Mesela tahribata, korku sebebiyle ruhsal tahribata uğrayan kişi hayatta nelerden yoksun kalır? Neleri kaybeder? Mesela hani akademik başarı, iş başarısı, işte ya da başka neler varsa. Ya da korktuğundan dolayı korkusuz görünmek için aşırı bir cesarete girer ve bu defa kendisinde bir yıkım olduğu halde başkalarında da yıkıma sebebiyet verir mi? Gibi ne geliyorsa buna ilişkin. Biraz aslında bize çok, bir özet yapar mısınız? Tabii. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki beyinde stres, aşırı yüklenme, aşırı korku. Bunlar aynı zamanda hani beyinde o sinir sisteminde bir takım hücrelerin ölmesine neden oluyor.
Ve bu şekilde tahribatta bir güçlüğe neden olabiliyor. Bundan beraber yaşanan bazı büyük travmatik yaşantılar, doğal afetler, deprem, kaza ya da bir yakınının kaybı, ondan beraber başka büyük yaşayabileceği kendi korkulu bir şeyi, travmatik yaşantılarda kişilerde bir bozukluğa neden olabiliyor ki post travmatik stres bozukluğu dediğimiz bir bozukluk. Böyle bir durumda kesinlikle tedavi almaları gerekiyor. Çünkü kişi artık kendi kendine baş edemeyecek duruma gelir. Evet, hayatında da bir takım işlevselliği bozuluyor bundan beraber. Hani günlük işlevselliği, hani iş hayatı varsa iş hayatı, kendiyle ilgili fizyolojik, psikolojik açıdan belirtilerle beraber bunun yanı sıra günlük hayatına da yansımaktadır. Tamamen hani bozulur bir duruma geliyor. İşte bu noktada psikolojik destek, profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuluyor. Tabii bu sadece bir terapiyle olacak şekilde değil. Bir psikiyatrist tarafından da, o çünkü beyinde nörokimyasallarda bir değişim olduğu için, hani herkes gibi normal bir kimyasal dengesi bozulduğu için kişide psikiyatrik bir tedaviye ve bunun yanı sıra bir psikoterapiye ihtiyaç duyulmalıdır biraz daha kendine geldikten sonra. Bu açıdan önemli. Peki. Girişte kardeşinizden bahsetmiştik, Gamze Kağan. Tweet'le paylaşmış program duyurumuzu. 253 takipçisiyle paylaşmış. Teşekkür ederiz. İki seyircimiz var hattımıza bekleyen. Onları alalım. Ardından kendi sorularım var. Umarım tümüne fırsat buluruz. İstanbul ve Adana'dan seyircilerimiz. Önce İstanbul'u alalım. Efendim, iyi geceler. Merhaba. Alo. Biraz sesinizi yüksek almak isterim. İyi geceler efendim. İyi geceler efendim. Buyurun efendim. 3 konuğum var. Sizi dinliyorlar. Alalım sorunuzu. Efendim, benim kızım 34 yaşında. Evet. Duyabiliyor musunuz? Tabii duyuyoruz efendim. Lütfen devam edin. 34 yaşında kedi ve köpekten son derece korkuyor. Ne yapılabilir? Herhangi bir destek aldınız mı? Tedaviye gittiniz mi? Hiçbir yerden, şimdiye kadar hiçbir destek almadık. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Biraz daha sormak istedim. Mesela kedi ve köpeği gördüğü zaman korktuğu belli. Ama yol bunu mesela ekranda gördüğünde, fotoğrafını gördüğünde... Kedi görürse çıkmaz. Evet. Şeyden korkuyor mu? Metreden görürse yol değiştirir. Evet. Kedilerin olduğu yerden geçmez. Peki, bu yeterli. Sorularımı duyuramadım size ama buradan bir cevap bulmaya çalışalım. Çok teşekkür ederim efendim. Size iyi geceler diliyorum. Adana'dan seyircimiz. Merhaba. Merhaba. Ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Galiba sesiniz bana dönüyor. Televizyonunuzu kısarsanız sevinirim. Telefondan daha net duyacağız birbirimizi. Buyursunlar efendim. Ben yaptığınız program için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de konuklarıma teşekkür ederim. Böyle bir sorunun varlığından haberdar olup bunu da profesyonel olarak destek sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. 40 yaşındayım. İş ortamında yaşadığım sürekli stres sebebiyle gelecek kaygısı olarak adlandırdığım bir problemim var. Ve bu stresi uzun dönemler boyunca yaşadığım için bazen uyandığımda, gün içerisinde hiç haberim yokken kendimi korkarken buluyorum. Ve bu benim tansiyonumu bozuyor, midemde ekşime, yanma yapıyor, huzurumu bozuyor, yaşam kalitemi bozuyor. Ben kendi kendime şöyle söylüyorum, ben korkmuyorum ama benim içinde bu korkuyu yaşayan, kontrol edemediğim bir durum mevcut. Evet. Bu mevcut durum benim yaşam kalitemi bozduğu ve ben de bunu kontrol edemediğim için uzun da bir zamandır sizi de izliyorum, başka kaynaklardan da bunu incelemeye, acaba diyorum bilinçlendiğimde bunu biraz daha kontrol edip yaşam kalitemi bozmaz hale getirebilir miyim düşüncesindeyim. Bu konuda çok ilgim varken şu anda da destek aldınız mı hiç? Destek aldınız mı? Psikiyatriye gitti mi? Bir ilaç kullandığınız bilgisini aldım reciden. İsmini söyleyemiyoruz. Yani bu konuda bir destek aldınız mı efendim? Evet. Uzunca bir süre ben işte yaşadığım olaylar sebebiyle profesyonel destek aldım. Sinir zıplamaları, kontrol edemediğim öfke nöbetleri yaşadım. Bununla ilgili profesyonel kişiler beni uzunca bir süre yani baskılanma yönünde ilaçlar verdiler. Bu da bende aşırı şekilde kilo
oluşmasına sebep oldu. Ve ben uyuşarak bu hayatı sürdüremeyeceğime kanaat getirdim. 90 kiloydum, şu an 120 kiloyum. İşte kolesterol problemim var, karaciğer problemim var, tansiyon problemim oluşuyor. Ha, ben bu kaygı problemi, kaygı bozukluğu mu denilebilir, gelecekten korktuğumu düşünüyorum ama gelecekten beni endişelendiren bir durumla birlikte kendimi korkarken buluyorum. Anlamını bilemediğim, etiketini koyamadığım bir durumdan kendim, işte ellerim ayaklarım buz gibi olmuş, çarpıntısı oluşabiliyor. Böyle bir durum var. Ben sizin kanalınızda böyle profesyonel programlar yapıldığını bildiğim için oturup çalışırken direkt kanalınızı açmıştım. Böyle kaygı anlamlı bir programla da karşılaşınca, işte iyi olacak hastanın doktor gelirmiş ayağına isimli bir yaklaşım oluştu. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok ayrıntı verdiniz. Gayet de güzel anlattınız yaşadığınız durumu. İlk fırsatta da alacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum efendim. Sağolunuz. Kolay gelsin. Efendim iki soru aslında. İkisi de ben daha çok hani hayvan nesne korkularını geriye bırakmıştım. Çünkü bu çokça yaşanan ve çokça sorulabilecek bir şey ama seyircimiz onu sordu. Ona bir cevap verelim. 34-35 yaş. Hatta sadece kediyi ve köpeği gördüklerinde, fotoğrafını gördüklerinde, işte bir filmde izlediklerinde ya da ona ilişkin bir hikaye, bir masal anlatıldığında da korkulabildiğinde düşünebiliriz. Buyurun efendim. Benden başlayalım. Yoksa çocukluktan itibaren gelen ama. Gerçi 30 sever bir evet. Siz toparlarsınız. Tamam. Yapalım. Gaye Hanım, Gülçen Hanım. Şimdi bu 34 yaşında dedi beyefendi ama aslında hani çocuklarda benzer korkular var. Hani biraz önce de söylediğim gibi özellikle 4 yaşında işte köpeklerden, işte kedilerden korkma. Bu tarz hastalarla biz daha çok bilişsel yöntemlerle çalışıyoruz. Sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz bir yöntemle. Bilişsel yöntem ne demek? Bilişsel yöntem demek. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi uyguluyoruz biz. Bu yöntemde daha çok kişinin olayı anlamlandırmasına, kognitif olarak, biliş olarak anlamlandırmasına bakıyoruz. Ve bu anlamlandırma sonrasında aklına gelen düşünce, olumsuz düşünceleri tespit edip bunları olumlu düşüncelerle değiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu terapinin önergesinde aslında şu diyor. Yani siz otomatik düşünceleri, düşüncenizi değiştirirseniz eğer kişinin duygusu da değişecektir şeklinde. Böylelikle korkusunun da kaygısının da azalmasını bekliyoruz. Burada daha çok biz aslında davranışçı yöntemleri uyguluyoruz. Sistematik duyarsızlaştırma, biraz önce de söylediğim gibi. Adım adım kişiye, kedi işte ya da korkulan şey köpeklere önce resminden başlayarak daha sonrasında korku düzeyini artıracak şekilde daha biraz daha yaklaşarak. Mesela dokundurmaya çalışıyor musunuz fotoğraflara? Aynen o şekilde. Bakışı hani size kendine bakıyor gibi mi görüyor? Böyle de bunu demek istiyorsunuz. Aynen o şekilde. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi bir anda hani karanlıktan korkan bir çocuğu bir anda korkulu bir odaya koyup orada hani korkunu yüze şeklinde bir tepki çok anlamsız olur. O yüzden onu yavaş yavaş işte önce ışığı açarak ya da işte kediden işte önce resmine bakarak daha sonrasında da işte biraz yaklaşarak sonra biraz daha yaklaşarak belki tatlı kedilerle başlayarak o şekilde devam ediyoruz. Daha kaygı uyandıran şeyler. Yıldız Hanım'ın da bir kedisi vardı. Evet. Kedi severler olarak. Girerseniz Gaye Hanım, sizin ilave edeceğiniz var mı bu iki seyircimize? İkinci seyircimizle ilgili iş ortamında gelecek kaygısından olduğundan söz etti. Aslında bu biraz daha varoluşsal kaygıya doğru sanki. Yani çünkü kişiler yaşamda sonuçta korku varoluşumuz için olması gereken bir şey. Aynı zamanda fazlalığı patoloji oluyor demiştik. Gelecek kaygısından söz etti. Bu bir varoluşsal kaygı da olabilir. Süreçte geleceğe yönelik anlamlandırma çabası. Çünkü zaten insan hayatında bir şeyleri anlamlandırmak üzere var. Ve bu süreçte arayış içerisindeyken bu şekildeki kaygılarda beklendik durumlar olabiliyor. Ama hani uzun dönemlerden beri yaşadığını bunu söyledi. Aslında baktığımızda stres, korku verici şey uzun vadede devam ettiğinde o zaman kişi işte sıkıntıya neden olabiliyor. Çünkü hani stresin biyolojik sistemimizde koruma sistemi olarak olduğunu söylemiştik, olması gerektiğini söylemiştik. Ama hani strese girdiğimizde alarm verir gibi, hani nasıl bir yangında alarm verilir, ona göre çalışılır bütün sistem. Ama normal hayatı varken, hani normal bir düzendeyken o yangın alarmının sürekli çalıştığını düşünün. O bizim günlük işlevselliğimizi bozar. Aynen onun gibi de bedendeki o korkularla beraber işte sonuçta kan akışı, her şey değişiyor.
kimyasallar da bununla beraber değişiyor. Bu değişim sırasında sürekli sürmesi bizim günlük işlevselliğimiz, hayatımızı bozuyor. İkinci izleyicimiz anladığım kadarıyla uzun dönemlerden beri yaşaması bu stresi artık günlük yaşamına, biyolojik, fizyolojik her türlü alanına gasp etmiş durumda. Somatik bir takım problemlerinden söz etti. İşte kalp çarpıntısı bedensel. O kontrol edemediğinden söz etti. Somatik derken biraz tıbbi bir dil kullandım. Alışkanlık. Evet. Onları kontrol edemediğinden söz etti. Aslında bu noktada da kaygı bozukluklarında bizim hastanede Yıldız Hanım da çok iyi biliyor. Uyguladığımız ve aslında Türkiye'de de çok nadir merkezlerde uygulanan, belki tek biz uyguluyoruz diye biliyorum ama nörobiyofeedback dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Hani nörobiyofeedback nedir? Nörolojik olarak beyindeki o dalgalarla bir odada biyolojik olarak bedensel semptomlarla çalışılıyor. Nedir? Kişinin stres düzeyini, direncini, stres düzeyini ölçerek, işte kalp atışlarını ölçerek ve ısı derecesini ölçerek, nefesini vesaire, bunların ölçümünü sağlayarak bilgisayar ekranında görmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde bedeninde ne olup bittiğini aslında ekranda görüyor gibi değil aynen mi? Aynen öyle. Ekranda görüyor ve o ekran üzerinden terapi sürecinde geri bildirimler veriliyor kişiye ve bu geri bildirimlerle bedenin otokontrolünü sağlamaya yönelik amaçlıyoruz. Özellikle panik atak bozukluklarında çok cevap veren bir tedavi yöntemi oluyor. Hani biz hastanedeyken bir yatan hastamız vardı, hamileydi. Hani hamile olduğu için de ilaç tedavisi çok fazla uygulanamıyordu. Bu süre zarfında ek tedavi olarak biofeedback tedavisini uyguladık ve çok fayda gördü. Öncelikle panik atak bozukluklarında kişiler kaygı durduklarında bir ölüm korkusu var ve ondan beraber gelen bedensel semptomlar var. İşte kalp önce çektiriyorlar. Önce diğer tıbbi çok alanlarda gezdikten sonra en son psikiyatriye geliyorlar. Dahiliye vesaire. Bu şekilde hani sonuçta bir şey olduğunu onlar gerçekten de yaşıyorlar ama ispat edemiyorlar. İspat edememe daha da kaygılarını uyandırıyor ve sürekli tekrar yaşama korkusuyla beraber artık ataklar tekrarlayacak şeklinde korkular oluyor. Bu noktada biofeedback'te en çok yarar gördükleri panik atak bozukluklarının öncelikle kendi o yaşadıkları stresi düzeyinin hani evet gerçekten de var dedikleri bir ekranda görebiliyorlar. Hani bu ben uydurmuyorum, uydurduğum için yok, gerçekten de böyle çünkü bir şey bazen var. Bazen yakınları ya bir şey yok aslında. Yediği önünde, yemediği arkasında hiçbir problem yok, sıkıntı yok. Hekime götürdük. İşte biyolojik hiçbir şey çıkmadı. İşte acile götürdük, dahiliyeci işte şöyle filan. O insanlar bunu anlayamayınca da galiba suçlayıcı. O daha da kaygılandırıyor kişiyi. Daha da suçlandırıcı. Orada hem sizinle beraber kendi biyolojik tepkilerini direkt ekranda gördüğü zaman evet ben uydurmuyorum, bu var gerçekten. Bakın şimdi ispat edebildiğim gibi görebiliyor. Aynı zamanda da zaten bedenine odaklanmış durumda olduğu için işte kalp atışları biraz hızlandığında acaba öleceğim mi? İşte ya da tansiyonum düştüğünde acaba krizim geçeceğim, bir şey mi olacak şeklinde. Bedenine odaklandığı için tam bedenine odaklandığı noktada bunu pozitife çevirebiliyor. Ederek, o beden üzerinden tedavi ederek hani kendi kendine bedenin otokontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz. Ve genelde panik atak bozukluklarında cevap verdiğini gördük. Güzel anlattı. Evet gayet güzel. İlave edeceğim. Biz de bildiğiniz ama gayet güzel anlattı. Gayet iyi. Dört dörtlük yani. Sadece ufak bir şey ekleyeceğim. Uyandığında tansiyonun yükseldiğini söylemişti beyefendi. Burada mesela bazen bu biofeedback'i yaptığımız zaman kişilerde tansiyonum benim işte 90'ın üzerinde falan diyorlar ama bir bakıyorlar 60 civarında. Dolayısıyla aslında gerçekten öyle olmadığını görmeleri de onları biraz daha farklı duygu durumu içerisine sokuyor. Mesela orada nefesinde aslında hata oluyor. Farkında olmadan nefesini tutmuş oluyor kişi. Ve onu alamamaya başlıyor. Yani sıkıyor kendisini. Ve fark ediyor ki orada o şeylerinde, skalalarında diyelim veyahut da işte çizgilerin hareketinde, grafiklerinde. Oradaki görüntüyle birlikte ben aslında tutuyormuşum. Nasıl bu kadar tutuyorum? Bu kadar tuttuğumu fark etmiyorum diye. Yaşarken fark etmiyordu. Hiç fark etmiyorlar. Evet.
Ya kontrol edebildiğinde mi fark ediyor? Kontrol edebildiğinde fark ediyorlar. Bir de ilk bilgisini aldıklarında fark ediyorlar. Tabii burada hani bilinçlenmek yardımcı olur mu dedi. İşte bilinçlenmek aynı Gaye Hanım'ın anlattığı gibi nörofeedback, biofeedback gibi yöntemlerle, diğer ek yöntemlerle ya da yanlış şartlanmalar, çarpıtmalarla birlikte hatalı algılamalarla, işte onların düzeltilmesi yoluyla, Gökçe Hanım söylediği gibi bilişsel davranışçı terapilerle birlikte, yani hepsinin bir kombinasyonu gerekiyor aslında. Fakat burada bir de şöyle bir şey var, hani baskılanma nedeniyle bir takım ilaçlar bastırma amaçlı gibi diye ben anladım ama yani korkuyu bastırmak için genelde hani diyelim ki uçak korkusu var, tedaviye gitmiyor ama birinden bir ilaç ediliyor. Ha işte bunlar alıyor, tamamıyla yanlış şeyler. Çünkü geçici, tedavi edici etkisi evet. Yok. Belirtileri susturan ve geçici bir şey galiba. Evet. Ama evet. Sonra daha çok ona bağımlı olabilir mesela. Bu sefer bağımlılık tedavisi başlayacak. Aynen, baş. O daha da kötü yani. O yüzden evet. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Diğer şeylerde de o kedi köpek korkusunda da eklenilebilecek şey işte hani evden çıkmayı, bir yol değiştirmesi, gene bilinçlendirme ile ilgili bütün bunların hepsi aslında. Hani onlara çok değişik, bazen yazmaktan bile tedirgin olur kediyi. Yazdırtırız yani, çok yani basittir kedi, belki ama yani harf olarak yazamayabilir. Yani K harfini bile yazamayabilir. Hani bu çok farklı bir duygu, farklı bir süreç. Sadece bunlarla ilgili değildir. Aynı şekilde mesela tecavüze uğrayan bir kişi de T harfini oturup bir şey yapamaz, yazamaz. Bilgisayarda basamaz, hiçbir şey yapamaz orada. Yani sadece bir tek harf bile kişiyi olumsuz duygulara doğru götürdüğü için onu kullanamayabilir bile. O yüzden bazen kimi zaman bu kadar hani basit bir şeyden, harften bile başlanabilir tedaviye. Bunların gerisinde daha farklı şeyler de tabii ki aslında çıkabilir. Aslında sanki böyle bir korku evreninden ya da dünyasından bahsediyoruz ve pek çok yere bağlı. Pek çok korku nesnesi var. Çok korkularımızı fazla destekleyen belki yüzlerce sebep var. Ama bunların çözülebiliyor olması, test edilebiliyor olması, tabii bunlarla biliniyor olması, beynin hangi bölgesi tarafından üretildiğini biliyor olmak, belki bir psikiyatri hekimiyle beraber psikoloğun hem testlerde hem de tedavide yardımcı olması, belki gerekiyorsa bir nörolog, yani bu korkularda gerekiyor mu açıdan da galiba bakılabiliyor. Bütün bunları anlıyoruz ki aslında istersek çözebiliriz. Tabii ki. Korkularla yaşamaya mahkum değiliz cümlesini rahatlıkla kurabiliriz galiba. Evet. Bu nörobiyofeedback açısından da kişinin bunu görmesi destekleyici bir durum. Şöyle de diyor, ya ben hekime gideceğim, korkularımdan bahsedeceğim. Ya bu karizmayı çizmek gibi bir şey. Ya nasıl gidip hani bir psikologun karşısına oturacağım, hekime gideceğim, korkularımdan bahsedeceğim. Bu da bir korku sebebi olabilir. Ama aslında bundan da korkmamak lazım. Çünkü kendi kendini kontrol etmeyi öğreniyor. Kesinlikle. Ve korkunun sonuçlarıyla karşılaşmamayı bir bakıma elde etmiş oluyor. Herhalde böyle söyleyebiliriz. Yıldız Hanım, gelen sorular var. Dilerseniz biraz buradan dinleyelim. Arayan seyircilerimiz olursa onlara da ayrıca döneceğiz. Mailden gelen bir sorumuz var. Kadir Bey diyor ki, Uğur Bey, yaklaşık 7 sene önce korkunç bir rüya gördüm. Bu gördüğüm rüya beni derinden etkiledi. Bir daha rüya tekrarlar mı diye korkuyorum. İnsan rüyalardan etkilenebilir mi? Doktorlardan, konuklarınızdan rica etsem cevap verebilirler mi diyorlar. Kim cevap vermek ister? Şimdi bu durum beklenti anksiyetesiyle ilgili bir şey aslında. Yani oldu mu, olacak mı, ya tekrardan olursa gibi bir beklenti kaygısı var. Görsellik var tabii ki rüya olduğu için. Kimi zaman renkli rüya ya da renksiz rüya. Kimi zaman işte başka bir yerde gördüğü rüyaya benzer herhangi bir görüntüyü gördüğü zaman bile zihinsel çağrışımla o olayı hatırlama gibi hafızaya farklı bir şekilde bir kaydedilme var orada. Oradan gideyim mi? Evet. Mesela bir seyircimiz Şaban Özdemir notu gönderdi Facebook'tan. Deniz ve güneşten korktuğunu söylemiş. Ya korkular çok çeşitlidir ama işte hafızaya kaydedilen kısmı biraz farklı. Orada topu tam birazcık atıyorum galiba. Şöyle yanıma alabilirim topu. Hafızayı kaydetmeden söz etti. Aslında hani hafızadan sorumlu, bellekten sorumlu olan beynimizde limbik sistem dediğimiz bir bölge vardır. Şebeke vardır, daha doğrusu şebeke diyelim. Orada
tüm duygusal şeyler de kaydedilir alıcı şeklinde. Yaşadığımız olaylar, durumlar ne kadar bizim için duygusal şey yükü büyük olursa o kayıt da o kadar büyük oluyor aslına baktığınızda. Aslında bir şeyler hafızaya kaydedilirken gerçek olduğu şekilde değil, bizim gerçeği algıladığımız şekilde kaydedilir. Yani o korkuyu nasıl algılıyorsak, işte o duyguyu nasıl şekilde yaşıyorsak, neyi şiddette yaşıyorsak o şiddette kalır. Ve ondan beraber diyelim ki onu hatırlatacak herhangi bir şey, bir fotoğraf karesi, bir T harfi, bir şey, yani hatırlatacak herhangi bir şey limbik sisteme geri gittiği için, oraya bir gönderme yaptığı için, ondan beraber duygular çok önemli hayatımızda. O duygulara şiddetli yaşadığımız için daha öncesinde onlarla beraber, hatırlatmasıyla beraber tepki de şiddetli olabiliyor. Yani oradan yeniden besleniyor sanki, bir kez daha oradan yeniden enerji alıyor gibi, değil mi? Aynen öyle. Şu şiddeti ne kadar artarsa en küçük bir şeyde etkilenmesi aslında travmatik yaşantılarda bu şekilde. Hani herhangi bir tecavüz olayı diyelim ki çok şiddetli bir şey, duygu da aynı şekilde o da şiddetli bir şekilde olumsuz bir şeyle karşı karşıya. Onu hatırlatacak en küçük bir şey tekrar o duygusunu, hani limbik sistemden onu getirdiği için onun artık başa çıkamayacak duruma getirebiliyor. Çünkü aynı şeyi tekrar yaşıyormuş gibi tekrar hatırlatıyor ona. Gökçe Hanım, bir seyircimiz mesela okulla ilgili çocuk korkusundan bahsediyor. Okula gitmek istemiyor. İşte tutturuyor ilk gün. Den sonraki zamanlarda problemi. Bu galiba pek çok kişinin bugünlerde yaşadığı da bir durum. Hani buna okul korkusu mu diyeceğiz, okul fobisi mi, okul reddimi? Yani kısaca da olsa şu anda bizi seyreden ebeveynler, annelerin bu dertlerine de bir merhem de bulunur. Şimdi aslında okul korkularının arkasında daha çok anneden ayrılmakla ilgili bir korku oluyor. Özellikle hani okula ilk başlayan çocuklarda daha fazla görülüyor. Anneden ayrılmak, belirsiz bir ortama gitmek, orayı bilmiyor, okulun sıralarını bilmiyor, oradaki masaları bilmiyor, orada kimlerle karşılaşacağını bilmiyor. Burada zaten bir belirsizlik var çocuk için. Bir taraftan da güvendiği anne yanında olmayacak bu belirsizlikte. Bu sebepten dolayı aslında burada çocukta anneden ayrılmakla ilgili olan duruma odaklanmak gerekiyor. Böyle durumla karşılaşan ebeveynlerin biraz sabırlı olmaları gerekiyor öncelikle. Okula da aslında göndermeleri gerekiyor. Yani belki bir iki gün müsamaha gösterilebilir, çocukla bu konuyla ilgili konuşulabilir. Ama okuldan her uzak kaldığı gün okula çocuğun adapte olma olasılığı daha da azalacak. Hem oradaki sosyalleşme sürecinden uzak kalacak, hem akademik anlamdaki oradaki süreçten uzak kalacak. Bu sebepten dolayı biraz sabırlı olarak, belki işte tabii şu anda artık geçmiş oluyor ama öncesinde belki hani okula götürmüş olmak tabii ki de bu çocuğun korkusunu azaltmış olacaktı. Çünkü gideceği ortamı biliyor olması. Şu anda da belki okula gitmek, belki hani orada durmak, sınıfa belki girmemek ama en azından belli bir yere kadar ona eşlik etmek. Çocuğun bu korkusunun üzerine yavaş yavaş gitmesi çocuğun korkusunu yavaş yavaş azaltacaktır ve çocuk bu duruma alışacaktır. Peki. Devam ederse kesinlikle bir uzmanla görüşmeleri gerekiyor. Bir okul sorusu daha var. Buradan gidip Ebru Yılmaz'ın Facebook sorusu. Benim kardeşim 14 yaşında, 10. sınıf öğrencisi ve en büyük korkusu benim dostum olmayacak mı? Ben neden sağlam arkadaşlık edinemiyorum diye takıntı haline de getirmiş bunu. Ne yapmalıyız Uğur Bey, sorar mısınız diyor. Hatta bir ara yalnızlıktan depresyona girdi. Psikoloğa götürmüşler, anoreksiya demişler. Sınırdan döndük diyor seyircimiz. Şimdi hani bu tarz bir çocuk ise birçok komponentten bahsettiniz aslında. Hem bir yemek bozukluğu ile ilgili bir sıkıntısı var, hem okulda sosyalleşme süreçleriyle ilgili bir sıkıntısı var. Burada belki onun biraz önce de bahsettiğim gibi bilişsel davranışçı terapiyle ilerleyip onun bu konulara dair olumsuz kognisyonları, kendilik değerine dair olumsuzlukları fark edip onlarla çalışmak daha iyi olacaktır. Psikoloğa gitmişler demiştiniz. Hani devam etmeleri, sonuçta uzun bir sürece ihtiyaçları var. Çünkü bu tarz terapilerin en azından bu kognisyonların ortaya çıkarmasında ve bunları olumsuzları olumlularla değiştirmesi zaman ister. Devam etmelerini öneririm. Peki. Başka bir soruyla Ebru Hanım'ın sorusunu sorduk. Halit Bey'in bir sorusu var. İyi geceler efendim. Ben 49 yaşında, sağlıklı bir beyim. Aşırı stres
yapıyorum. Cinsel başarısızlık yapar mı diye de bir korku yaşıyorum. Ben bu sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekir? Bu sorunumun geçmemesinden korkuyorum diyor. Yetişkin korkular tabii çeşit çeşit, yetişkinlik korkuları. Bazen ergenlik korkuları da olabiliyor bu şekilde geleceğe yönelik olarak. Bazen uzamış ergenlikte de aynı bu şekilde korkular da olabiliyor. Çeşit çeşit ama stres zaten birçok alanı etkiler. Ancak stresin etkilediği alanlara yönelik olduğunda muhakkak ve muhakkak nedenlerinin içinde yatan o özelliklerine bakmak lazım. Hatta gerekirse bir cinsel terapist ile birlikte konuşmak bütün bunları. Hani bunun başlangıç kısmı ne zamandan beri başlamış? Herhangi bir yaşadığı olumsuz bir duygu mu var? Yoksa aksine hiçbir şey yok. Sadece bir duygu mu geliyor korkudan kendisini bir anda hani dondurup hiçbir şey harekete geçemeyecek hale mi getirtiyor kendisini? Yani bütün bunlar çok önemli. O yaşanan başarısızlıklar, başarılar veya aşırı bir şekilde bir başarılı olup da daha sonra aynı başarıyı tekrar sergileyemeyeceğim diye bir kaygı da oluşabiliyor. Yani o yüzden bunun bütün içeriklerine bakmak lazım. Pek yaşla ilgili değil aslında. Yaş dönemleri olabiliyor veyahut da belli yaşlarda, işte 40'lı yaşlarda, 50 yaşlarda, 60'lı yaşlarda veya şeker hastasıdır, kalp hastasıdır, hormonlarla ilgili bir takım problemler vardır. Onlara yönelik de bir takım fizyolojik nedenlere bağlı sebepler de olabilir. Yani hep altında yatan o katmana bakmak lazım önce. Peki. Hasan Bey'in bir sorusu. İyi geceler. Toplum karşısında çok rahat konuşan biriyken bilemediğim sebepten dolayı şimdi de toplum karşısına çıkınca kalp atışlarım bozuluyor. Nefes alışverişlerim değişiyor. Gözlerim kararıyor. Yaşım 45 ve son 10 yıldır bu sorunu yaşıyorum. Saygılar sunarım demiş Hasan Fahri. Siz aynı zamanda sosyal fobinin de yazarısınız. Timahş yayınlarında korkuyla ilgili diğer kitabınız da var. Ve bildiğim kadarıyla da çok iş görmüş. İnsanlara çok da yarar sağlamış bir kitaptı. Seyircimize de siz belki söylemezsiniz ama ben önermiş olayım. Ne diyebiliriz? Şimdi burada toplum karşısında kalp atışının çıkması zaten dediğiniz gibi sosyal fobik özelliklerden bir tanesi. Ama bu daha çok düşüncesinin ve içindeki yorumlamasının hızlanmasıyla oluyor kişide. Hani birdenbire oturduğumuz yerde işte kötü yapacağım, kötü konuşacağım, herkes bana bakıyor, o beni inceliyor, şu beni inceliyor, şu sözü söylemeliyim, önce bunu söylemeliyim, şunu asla unutmamalıyım, şimdi bunu söyleyeceğim derken bütün söyleyecekleri karışır, her şey birbirinin içerisine girer. Tabii doğal nefes alma ritmi de bozulur, çok hızlı nefes almaya başlar, belirli oranın üstüne çıkar. Ve kaygıdan nefesini, işte geçen sefer söylediğim gibi, nefes tutmaları başlar. Onun yüzünden de oksijen vücutta doğru düzgün dağılamaz ve beden de alarma girer, ne yapacağını şaşırır. Sanki içeride böyle bir hareketlenme varmış gibi diye düşünün, birdenbire böyle hani nefes almaya çalışma ya da diye içten böyle bir hızlı hızlı alma, tabii ne yapar, baş dönmesi yapar, çok hızlı nefes ritmi olduğu zaman, belli sayının çok üstünde olduğu zaman. O takdirde onu düzeltmesi lazım ve aynı zamanda göğüsten nefes alıyordur muhtemelen. Göğüsten nefes almalar, heyecan, çarpıntı, terleme, titreme, kızarma olur bunlarda. Ve beyni oksijen eksik gittiği için dalgınlık, dikkatsizlik, yorgunluk olabilir. Dolayısıyla diyafram nefesine dönmeyi öğrenmesi de gerekiyor. Peki. Artık 43'leri gösteriyor, 00:43'te. Yani bir 10 dakika, 15 dakika kadar belki zamanımız var. Soruları cevaplayalım ama bir turda şey yapalım. Yani benim sormadığım ama aslında sormak gereken ve muhakkak bugün söylemeliyiz dediğiniz, çalıştığınız, not aldığınız konular varsa onlardan da bir özet rica edeceğim. Musa Bey diyor ki, benim unutulma korkum var. Bu aslında insanlarda tarih boyunca olan bir şey. İşte eski dostlar şarkısı bile belki bunu anlatıyor ya da pek çok türkü ve şarkının da içinde alt yazı, değil mi? Başlığında bunlar var, unutulma korkusu.
Çok yoğun yaşıyorum. Ailede huzurum kalmadı diyor seyircimiz. Buna ne söyleyebiliriz? Yine bir öğretmen seyircimiz, annenin hamilelik döneminde sık sık korku yaşaması bebeğin ileride çeşitli fobilerine neden olur mu? Bir genetikten bahsedebilir miyiz diyor. Ben biraz topluca söyleyeyim. Öyle gidelim. Bir işte ismini söylememizi istemeyen bir seyircimiz. 35 yaşındayım. Evde yalnız kalmaktan korkuyorum. 14 yaşımdan bu yana hiç evde tek kalmadım sayılır. Birkaç kez kaldım ama hava aydınlanana kadar oturdum. Ruhlar, cinler, akla hayali gelmez şeylerden korkuyorum. Tanıdığım hayatta olan ya da olmayan kişilerin cesedi ve cesetlerinin evrimleri bile geliyor gözümün önüne demiş seyircimiz. Buna bir cevap verebilirim. Yine bir seyircimizin Facebook sorusu var. Melis Hanım'ın sorusu. Buna da bir cevap arayalım. Tabii korkular dediğimiz o kadar geniş ki. İyi yayınlar hocam. Ben hemen konuya girmek isterim. 17 yaşındayım. Bundan 5 yıl kadar önce evimize hırsız girdi. Ve ben hırsızla yüz yüze geldim. O günden bu yana akşam uyurken gözüm hep kapıya bakıyor. Birini görür müyüm diye. Yani kolayca uyuyamıyorum. O günden beri karanlık korkum daha da arttı. Evimizi değiştirdiğimiz halde de devam ediyor bu durum. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim diyorlar. Kimden başlayalım? Siz bakıyorsunuz. Zaten o hamilelikle ilgili konudan biraz değinmiştik aslında ama korkular doğrudur, bulaşıcı. Bir diğer taraftan da genetik bir altyapısı vardır. Annenin işte kaygılı olması çocuğuna yansıyacaktır. Bir diğer taraftan da zaten aslında okula giden annelerde de bahsetmiştik. Yani anneler de ayrılmaktan korkuyor bir diğer taraftan çocuklarında. Ya da annelerin kaygılarını çocuklar öğrenerek zaten alıyorlar. O yüzden hamilelik dönemindeki annelerin yaşadıkları kaygılar çocuklarına yansıyacaktır. Ama tabii fobik olur mu olmaz mı, bu aslında şimdi korkular gelişimsel aslında çocuklarda. Yani çocuklara baktığınız zaman %90'ında gelişimsel dönemlerinde korkuları görüyoruz. Burada sıkıntı olması, programın ilk başında da söylediğimiz gibi patolojik bir hale alması. Yani çocuğun artık gündelik hayatındaki işlevselliğini bozması. Şimdi çocuk korkmaya başlayabilir, korkuya biraz daha duyarlı olabilir akranlarına göre. Ama anne ve baba doğru bir tutum sergilerlerse korkusu patolojik bir hal almayacaktır. Belki bunu söylemek burada önemli olur. Hani her korkan korku sıkıntı mıdır, işte karanlıktan korkuyor ya da başka bir şeyden korkuyor sıkıntı mıdır? Değildir. Anne ve babaların tutumları onların patolojik hal alıp almayacağını belirleyecek. Diğer taraftan da belki hani karanlık korkusuyla bu tarz konularda anne ve babalar nasıl davranmaları gerekiyor? Hani hırsızdan korkuyormuş. Son 6 dakikamızdayız bu arada. İyi o zaman. Hızlı. Orada lütfen. Ne yapabilirler? İşte öncelikle kesinlikle çocukların korkularını aşağılamamaları gerekiyor. Onları anladıklarını göstermeleri gerekiyor. Küçümsememeleri gerekiyor. Ve korkuların üstüne yavaşça gidebilecekleri güvenli ortamı oluşturmaları gerekiyor. Böyle bir tutum sergilerlerse zaten çocuklar kendilerini güvende hissedip korkularının yavaş yavaş üstüne gidip onlardan arınacaklar. Kaya Hanım, söylemek istediklerinizden bir kısa özet yapalım. Kısa özet şu maharetle şekilde yapacağınızı umuyorum. Yani sonuçta her şey en başında biyolojik olarak korku bizde korunmamız için, biyolojik sistemimiz tekrar açığa çıkarması için olması gereken bir şey demiştik başında. Bu noktada sadece patoloji fazlasıyla olduğunda, kronikleşen bir stres ya da korku olduğunda patolojiye dönüşebiliyor. Geceleri uyuyamamayı çok soruyorlar. Mesela Mustafa Aşkın'ın bir seyircimizin buna ilişkin sorusu var. Özür dileyerek Nurhan Hanım'ın bir sorusu var. Kanser olduğunu söylüyor. 3 sene oldu ve kontrol döneminde yoğun korkuları yaşamış. Nasıl baş edebilirim? Aslında onlarca korku nesnesi var ve seyircilerimiz bunların tümünü nesneler soruyorlar. Nesneler değişebiliyor. Kişilerdeki kişilere de göre değişebiliyor. Artık ben patolojik olduğunda kişilerin tedaviye, profesyonel bir desteğe ihtiyaç duymaları, yani ihtiyaçları oluyor. Kendi başlarına baş edecek durumda değiller. Bu noktada ama psikoterapi süreci aslında baktığınızda burada hep Yıldız Hanım'ın da Gökçe Hanım'ın da söylediği uzun vadede bir terapi ve önce bir belirlememiz lazım. Saptamamız lazım. Hani orada belki kısa kısa belir
belirtiyorlar ama kökeninin, etkenlerinin hepsinin belirlenmesi lazım. Yani tedaviden önce bir yol haritası belirlenmeli. Bu yol haritası belirlendikten sonra kişiye özel olarak o tedavi boyunca neler yapılabilir, onların üzerinden çalışılabilir. Psikoterapi süreci ben hep söz ederim bir yolculuk gibidir. Hani bir terapiste co-pilottur. Onunla beraber bir yolculuğa çıkarsınız. Bu yolculuğa çıkmadan önce bir yol haritamızı belirlememiz lazım. Bu aşamada kişiyi korkutan şeyler neler, o nesne ne, onun hayatındaki yeri ve önemi ne, etkenleri ne ve bundan beraber sadece psikoterapi değil, psikiyatrik olarak da hani tıbbi olarak bir durumu var mı? Onların da değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında psikiyatrist, psikolog üçlü bir tedavi şeklinde gittiğinde çok daha yararlı oluyor. Bu şekilde hepsini değerlendirilmesi gerekiyor diye kısaca özetleyebilirim. Evet, şimdi aslında insan, evet, duygular aslında insancıl duygular, bahsedilenler. Unutulmamayı isteme, yalnızlık duygusu, işte hastalıktan korkmak, karanlıktan korkmak, geçmişte yaşadığımız bir takım işte çocukken anlatılan birçok olaylardan dolayı endişelenmek, kaygı duymak, yeri geldiğince annenin babanın o anksiyeteleri, kaygılarının çocuklara yansıması, hatta onların çocuklarının çocuklarına kadar yansımasına kadar bile gidebiliyor. Yeri geldiğinde işte çocuklar bebekken çoğu zaman için şey yaparlar, kendilerini sıkarlar, tutarlar, farklı olabilir. Bu yüzden aslında Gökçe Hanım'ın bahsetmesi gereken oyun terapileri vardır. O şekilde çözümlemeler yapılabilir çocukluk dönemine ait olan. Yetişkinlikte işte EMDR denilen yöntemler vardır. Travmalara yönelik, korkulara, kaygılara yönelik bireysel davranışçı terapiler vardır. Yani birçok terapi özellikleri vardır. Ama bunlar kişiye özel olmak zorunda. Ve hiçbir zaman için yarım bırakmasınlar tedavilerini. Galiba az evvelki cümlenize hitabı bağlantılı olarak yaşanan her şey kişiye özel bir bakma. Kesinlikle. Yani mesela aynı şeyden korkuyor olabilirler ama bu kişinin o korkuya verdiği şiddet daha farklı olabilir. Aynı değil. Yani daha derin olabilir. Hastalık yoktur bizim için, hasta vardır. Evet, evet. O yüzden de hani belli bir düzeyde tutmalar ama mutlaka bir terapi sürecini sürekli devam ettirmeleri gerekiyor. Yani ömür boyu değil tabii ki ama belli bir zaman içinde en azından terapist tamam artık ihtiyacın olduğu zaman gel diyene kadar gitmelerini öneririz. Biyolojik kökenli durumlarda ise muhakkak ilaçla birlikte devam etmesi gerekiyor. Bütün bunların hepsi ve dolayısıyla... İlaç konusuna itiraz edenler var. Biraz orayı açalım. Genelde ilaçsız tedavi destekleyici konuşmalar oluyor ama gerekiyorsa... Beyin kimyası değiştiği zaman gerekir. Bunu... Biraz onu konuşalım. Sizde galiba hem psikiyatri uzmanı var, ilaç tedavisini yani farmakoterapiyi götürüyor. Aynı zamanda işte testlerle teşhis doğrulanıyor da süreç takip ediliyor. Kanıta dayalı. Ama, kanıta dayalı. Ama aynı zamanda psikoterapisi de var. Yani iki ayak birlikte yürüyor gibi tabii. Mi? Yani beyin kimyasının değişmediği gibi bir şeyden söz edemeyiz. Yani bunlar direkt kanıta dayalı olarak zaten görülen şeyler. Stresin bile, korkunun bile beyinde nerede gerçekleştiğinden söz ettik. Aslında hani duygu ve düşünce deyince her şey orada gerçekleşiyor. Bir patoloji olduğunda da aslında bunlar da beyinde gerçekleşiyor. Bu açıdan psikiyatrik ve açıdan değerlendirilmesi, tıbbi açıdan değerlendirilmesi, nörokimyasal bir bozulma var mı, bunların değerlendirilmesi çok daha önemli. Bunlar düzene girdikten sonra psikoterapi daha yararlı bir tedavi yöntemi oluyor. Evet, yani ilaca ilişkin yaklaşım önemli. Çok ilacı önemli. Ederek bunu herhalde yani kilo almaktan söz ediyorlar mesela ama artık yan yeni etkili. Tip ilaçlar var. Bazı ilaçlar çok farklı yan etki yapıyorsa eğer onlar araştırılabilir, değiştirilebilir. Kan tahlilleriyle birlikte bakılıp miktarı uygun mu değil mi bunlar tespit edilebilir. Yani psikiyatristler bu şekilde artık çalışıyorlar. Evet. Yani hepsi dediğim gibi hep kanıta dayalı ve hep gözünün önünde olan hadiseler bu şekilde. Bir seyircimize zamanınız kalmadı farkındayım. Onun için soru sormuyorum ama program çok iyi konuklarınıza selamlar. Sağ olun. Başarılar demiş Hüseyin Güven.
Çok teşekkür ederiz kendilerine. Tabii bu kadar korkuları bütünüyle bitirmemiz mümkün değil ama seyircilerimiz tekrar programı seyredebilirler. Bu programın tekrarında daha evvel bu konuya ilişkin yaptığımız diğer programlarda. Bugün diğer programlardan daha farklı bir program gerçekleşti. Onlarda temas etmediğimiz konulara, yani aslında belki de çalışmadığımız yerlerden sormuşlar olduk ama çok doğal, spontane bir program gelişti. Çok teşekkür ederim o bakımdan. Seyircilerimizin ilgisi de çok yoğun. Hem Twitter'dan, Facebook'tan mail adreslerinden geldi. Ulaşamayan ve dönemediğimiz seyircilerimiz varsa mail adresiyle bize ulaştıklarında şu anda ekranda görüyorlar. Onlara kısaca da olsa bir cevap vermenizi rica edeceğim. Yazarlarsa en azından böyle toparlayalım. Fakat sanmasınlar ki bununla ilişkili trafik kazalarına mesela kısaca temas ettiğiniz itibar kaybı, borç ödeyememe gibi durumlar var. Mesela doğum yapma korkusu yaşayan anneler var. Hamilelikten bahsettik ama belki bundan da bahsetmek gerekebilirdi. Ölüm korkusu kısmen geçti. Mesela iflas etme korkuları olabiliyor. Zaman zaman itibar korkusu olabiliyor. Kapalı alan korkularını konuşmak belki gerekebilir. İşte her sene yaşıyoruz. Daha evvel yaşadığımız durumlar vardı. Bugün de Erzurum'da birkaç kez sallanıldı. Deprem korkusu mesela değil mi? Konuşmamız gereken bir şey ve pek çok korkuyu da yani zeminde harekete geçiren, sadece yer sallanmıyor. Korkularımızın da zemininde bir sallanma oluyor ve onu da harekete geçiriyor. Mesela yalnız kalma korkusu, aklını kaybetme, çıldırma korkusu, yükseklik korkusu vesaire, pek çok korku var ama onları da başka bir programa anlatırız. Çok teşekkür ederim Gaye Hanım, Gaye Kağan. Çok teşekkür ederim Gökçe Cömert. Çok teşekkür ederim Yıldız Hanım. Bitti diyor yönetmenim. Veda ederim o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür. Sevgili seyirciler, harika bir program oldu. Çok teşekkür ederim konuklarıma. Yarın Alzheimer'i konuşacağız. Dünya Alzheimer günü sebebiyle Alzheimer'de yeni tedavileri konuşacağız. Bu işin ustasını misafir edeceğim. Profesör Doktor Oğuz Sağan'ı da hocam konuğum olacak. Yine Türk müziğinden iki değerli konuğum olacak. Her hafta misafirim olan Maltepe Musiki Eğitim Vakfı'ndan. Birlikte olmayı ümit ediyoruz. 23.45'te birlikte olalım. Korkusuz yaşayın. Kendinize dikkat edin. İyi bakın kendinize efendim. Ben Uğurcan Polat, stüdyo konuklarım, yönetmenim Ayhan Fala, tüm ekip arkadaşlarımız adına iyi geceler diliyoruz.